ilçeli ilçe geziyoruz biz. Depremin ilk saatlerinden itibaren önce milletvekili arkadaşlarımızı bütün il ve ilçelere dağıttık. Oradan gelen bilgiler ışığında İYİ Parti'yi bir büyük STK haline çevirerek yardım organize ettik. Yani bilfiil siyasi parti teşkilatı gibi değil, bildiğiniz bir büyük sivil toplum örgütü gibi yardım organize ettik. Sahadan gelen bilgileri de gerekli mercilere eksikleri, gedikleri de bildirerek çözülmesini sağladık. Şimdi ben de aynı şekilde milletvekili arkadaşlarımızın genel başkan yardımcısı konumundaki gençlik kollarımız burada, her yerdeler. Belediye başkanımız ki bu konuda Eceabat Belediye Başkanı, Ermenek Belediye Başkanlarımız burada. Onlar da bu konunun uzmanıdır. Dolayısıyla doğru bilgileri alıp doğru bir şekilde kendimiz çözebiliyorsak kendimiz çözdük. Çözemediklerimizi de ilgili makamlara bildirip takibini yaptık. Biz böyle bir görev edindik kendi kendimize. Çünkü bu bir büyük yangın. Bu yangının söndürülmesi lazım. Ve bu yangını söndürmek birinci önceliğimiz olmalıdır. Yangından mal kaçırmak söz konusu değil bizim için. Bunu altını çizdikten sonra şimdi bütün bu gezdiğimiz, mesela şu anda biz buraya gelirken İBB'nin koordinasyon merkezine gelirken şehrin tümünü gezdik ve yıkıntıları gördük. Şimdi bir, bize verilen bilgiler ve bizim gözlemlerimiz neticesinde birincisi her bir enkazın üstünde iki, ister sivil, ister devlet görevlisi, isterse bir başka gönüllü alandan gelen iki kişiye oranın zimmetlenmesi lazım ama devletin bilgisi dahilinde. Yani tekrar söylüyorum, devlet memuru olabilir, asker olabilir, polis olabilir ya da gönüllü sivil olabilir ama devletimizin bilgisi dahilinde iki kişiyi oraya zimmetlememiz lazım o enkazı. İki, hala enkazlardan canlı çıkıyor. Dolayısıyla arama, kurtarma, dinleme faaliyetlerinin bitirilmemesi lazım. Dolayısıyla mucizelerin gerçekleşmesi söz konusu. Bunun devamı lazım. Ayrıca çok ciddi manada çöp söz konusu. Biz bunları 99'da Kocaeli depreminde yaşadık. Tecrübeyle konuşuyorum. O nedenle yani eğer toplama imkanı yok ise, henüz o organizasyonlar yapılamıyor ise derhal kireç atılması lazım. Aksi takdirde kemirgenler başlar ve sonuçta salgın hastalıklar devam eder. Hawaii'de olan depremde bu dediğim çöp meselesinden oluşan salgın hastalıklarda 20 bin kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi buradasınız 5 gündür. Bu basın mensubu kardeşlerimiz. Onların kadın olanlarına söylüyorum ki bana söyleniyor, ona size de söyleniyordur. Tuvalet kadınlar erkeklere söylemiyor. Tuvalet. Birinci öncelik. İşte buyurun bakın. Söylüyor işte. Tuvalet. Dolayısıyla bütün, sadece Antakya'dan, Hatay'dan bahsetmiyorum. Bütün deprem bölgesinde mutlaka tuvalet. Ve konteyner evlere derhal geçilmesi lazım. Şey yapıldığı takdirde çadır kentler kurulduğu zaman da bir tanesinde gördük ki iki tane tuvalet var. Ciddi manada tuvalet olması gerekiyor. Diğer taraftan cenazesi çıkmadığı için hiçbir insanı başka bir şehre tahliye etmeniz mümkün değil. Cenazesini bekler. Mesela benden kefen isteniyor şu anda. Cenazelerin defin için kefene ihtiyaç var. Çocuklarımızın durumu zorda. Şimdi burada belki geceleri soğuk oluyor, gündüz fena değil ama diğer yerlerde gece de gündüz de çok soğuk. Elbistan'da gündüz -5, gece -19'u gördüm. Dolayısıyla çocuklar açısından ve insanlar açısından barınmanın yanında mutlaka ısınma lazım. Çocuk ilaçlarına ihtiyaç var. Bazı bölgelerde ishal başladı. Bu çok önemli. Onun için de çocuklarımızı anneleriyle beraber mutlaka tahliye etmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Erkek arkadaşlarımız cenazelerinin başında kalabilir. Erkek arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmalarına katılabilir. Ama ve lakin anneleriyle çocukları batıya şey olmayan, depremden yetkilenmeyen illere
götürülmesi lazım. Biz İYİ Parti olarak hem Antalya'da, hem İstanbul'da, hem Ankara'da bu manada bir çalışmanın içindeyiz. Tahliye yapmaya çalışıyoruz. Bir diğer konu, mutlaka ve mutlaka o demin söylediğim iki kişiye zimmetlenmiş evlerin içinde ziynet eşyaları ve insanların ekonomik manada değerli işleri vardır. Eşyaları vardır. Onların da muhafaza edilmesi lazım. Çünkü o insanlara çok lazım şu an itibariyle. Bunu da bir yere koyduktan sonra mutlaka ve mutlaka daha fazla güvenlik görevlisinin bu deprem bölgesinde asker ve polis olarak belki depremle alakası olmayan yerlerden oraya hem asker hem polis sevkiyatının yapılması lazım. Çünkü hem yağma hem güvenlik açısından çok önemli. Tekrar söylüyorum, 1999'u yaşamış bir siyasetçi ve o bölgenin insanı olarak söylüyorum. O depremde akrabalarını kaybetmiş bir insan olarak söylüyorum. 3. Mutlaka ve mutlaka özellikle Hatay'dan başlayarak bütün Türkiye'de şu an itibariyle toprak satışını ve mülk satışını yasaklanması, yabancıya satışı yasaklanması lazım. Bunun takipçisi olacağız kesinlikle. Ne dediğimi Hataylılar anlıyor. Mutlaka ve mutlaka yasaklanması lazım. Türkiye'de an itibariyle durdurulması lazım. Toprak ve ev satışını, mülk satışını. Onun dışında çok acele ihtiyaçlarınızı giderecek 10 bin lira. Evet, güzel, iyi ama derhal bunun devamı lazım. İşlerinden oldu birçok insan. İkincisi, evlerin derhal çok hızlı bir biçimde hangi süre içinde yapılacağının bildirilmesi lazım. Ve tekrar söylüyorum, bir başka çocuk konusu, annesini babasını kaybetmiş çocukları Allah rızası için her birinizden rica ediyorum, mutlaka devlete teslim edin. Bizim gibi aileler, yani depremden etkilenmemiş, dışarıda yaşayan, başka şehirlerde yaşayan ailelerin organizasyonları var, STK'ların organizasyonları var ama mutlaka onun başına devletin bir sosyal hizmetlisini koyması lazım. Sonra amcası çıkar, halası çıkar, dayısı çıkar, yakını çıkar, DNA testiyle teslim edilir. Biz Kocaeli'nde bunu yaşadık. Çeşitli nedenlerle çocuk çalınır. Organı için çalınır. Batılı, Amerikalı, Avrupalı başka ailelere evlat edindirmek için satılır. Ve başka şeylere Allah muhafaza için çocuk. Onun için çocuklar. Ve ilaç, tekrar söylüyorum, tuvalet, iç çamaşırı ve çocukların emniyeti, ısınma, barınma. Artık gıdaya erişim konusunda sorun yok ve şeyin başında, her bir enkazın başında iki kişiye zimmetli olması lazım. Çok teşekkür ediyorum. Gönüllüler. Öyle mi? Tamam. Tamam. Biz şimdi ne yapacağız? Buradan aldığımız her bilgiyi iletiyoruz. Onların çözümünü sağlayacağız. Hangi köyler olduğunu alayım ben senden. Oralara bakalım. Bütün köylerde aynı mı durum? Aynı mı durum? Tamam. Peki. Tamam, sustuk.